Merhaba arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Şimdi kalıtımla ilgili soru çözümü yapacağız. Ben kalıtımdaki soru çözümünü 3'e ayırdım. İlk olarak birinci soru çözümünde gamet bulma, monoiblit ve diiblit çaprazlama ile ilgili yapacağız. Daha sonra soy ağaçları ve kan grupları ile ilgili ikinci bir soru çözüm videosu çekeceğim. Ve en son olarak da eşeğe bağlı kalıtımla ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi ilk olarak gamet bulmayla ilgili birkaç tane sorumuz var. İki tane sorumuz var. Bunlara bakalım. Zaten ara ara çeşit çeşit sorular yazdık. Diyor ki, genotipine sahip bir birey kaç gamet oluşturur? Arkadaşlar, bizim gamet çeşidini bulma formülümüz vardı. Neydi? Bakın, 2 üzeri n formülüydü. Buradaki n nedir? Heterozigot gen sayısıdır. Bakıyorum kaç tane heterozigot var? Bir büyük A küçük A var, bir de büyük K küçük K var. 2 tane var. O zaman kaç çeşit gametimiz olacak? 2 üzeri 2'den 2 çarpı 2 eşittir 4 çeşit gamet oluşturacağız. Evet, bu şekilde birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Genotipindeki bir bireyin genotipli gamet oluşturma olasılığı nedir? Şimdi burada iki yol var. Ben size ilk önce birinci yolunu göstermek istiyorum. Birinci yol. Arkadaşlar, birinci yolda şöyle yazıyorum hemen bizden istediği gameti A, B, C, D, X üzeri H. Şimdi bakın, genotipe baktığımızda büyük A küçük A var. Buradan küçük A gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir değil mi? %50 çarpı dedim. Büyük B, büyük B var. Buradan büyük B gelme ihtimali nedir? %100'dür. Yani 1 olacak. %100, hani 100 bölü 100'den 1 oldu. Büyük C küçük C var. Buradan büyük C gelme ihtimali nedir? Yine 1 bölü 2'dir. Küçük D küçük D var arkadaşlar. Yine buradan küçük D gelme ihtimali ne olacak? 1 olacak. X üzeri büyük H, X üzeri küçük H var. Bakın bu da heterozigot. O zaman yine X üzeri küçük H gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Bunları çarptığımız zaman sonucumuz ne olur? 1 bölü 8 olur. İşte bizim birinci yolumuz bu. Peki ikinci yolumuz nedir? İkinci yol aslında daha kolay. Şimdi biz kaç çeşit gamet oluşturduğunu hangi formülden buluyorduk? 2 üzeri n. İkinci yolda formülümüz şöyle olacak. 1 bölü 2 üzeri n olacak arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2 üzeri dedim. Kaç tane heterozigot var? 1, 2, 3 tane heterozigot var. O zaman 1 bölü 2 üzeri 3, o da eşittir 1 bölü 8 olur. İşte bu şekilde iki yoldan da çözebilirsiniz ama ikinci yol daha basit bir yoldur. Daha kolay bir yoldur. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda diyor ki iki tane genotip vermiş. Genotipli bireylerin çaprazlanması sonucu küçük A, büyük B, büyük D fenotipinde bireyin oluşma ihtimali nedir? Bakın bu tür soruları çözerken her bir harfi kendi içerisinde çaprazlıyoruz. Yani A'ları, B'leri, D'leri ayrı ayrı çaprazlayacağız. O zaman ilk önce A'ları çaprazlayalım. Çaprazlama yaptığınız zaman farklı bir renkle yapayım da hani karışmasın. Arkadaşlar, eğer ki homozigotluk durumu varsa, yani küçük A küçük A veya büyük A büyük A gelmişse şöyle yapın. Bunu bir taneymiş gibi görün. Çünkü ayrı ayrı yazdığınızda aslında aynı sonucu bulacağız ama bizi uğraştıracak. Şöyle yapıyorum bakın. Ne oldu? Büyük A küçük A. Daha sonra yanındaki küçük A ile çaprazlıyorum. Küçük A küçük A. Bunu buldum, dursun. Gelelim B'lere. B'leri çaprazlayalım. Büyük B küçük B çarpı büyük B büyük B. Bakın yine aynı şey. Ne yapacağım? Yine büyük B'leri bir taneymiş gibi göreceğiz. Şöyle bir tane büyük B'ymiş gibi göreceğiz. Daha sonra çaprazlama yapıyoruz. Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Evet, bu şekilde bizim yine genotiplerimiz oluştu. Gelelim D'lere. D'lerde büyük D, küçük D, büyük D, küçük D şeklinde vermiş bize. Ne yapıyorum? Bunların her birini ayrı ayrı çaprazlıyorum. Neydi bizim çaprazlamamız? Şurada küçük D'yi kapatıyorum. Daha sonra ilk önce büyük D ile işaret ediyoruz. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D. Bununla işimiz bitti. Şimdi ben büyük D'yi kapatıyorum. Geriye küçük D kaldı. Bunu da her birini ayrı ayrı çaprazlıyorum. Ve küçük D, küçük D. Şimdi bize neyi soruyor bakın. Bize sorduğu küçük A, büyük B, büyük D fenotipinde birey. Küçük A'nın buradan ortaya çıkma ihtimali nedir? Küçük A fenotipinin. Fenotip dediği için dış görünüş. Bakın buna bakacağım. Nedir?
1 bölü 2'dir değil mi? 2 tane de 1. O zaman 1 bölü 2. Büyük B fenotipinin oluşma ihtimali nedir? Bakın büyük B büyük B yan yana gelmiş. Büyük B fenotipi oluşur. Büyük B küçük B yan yana gelmiş. Büyük B baskın olduğu için yine büyük B oluşur. O zaman buradan büyük B fenotipinin oluşma ihtimali nedir? %100'dür. Yani 1 bölü 1'den 1'dir arkadaşlar. Diğerinde neyi soruyor? Büyük D fenotipini soruyor. Büyük D'yi sorduğu için büyük D'nin olduklarının hepsini alacağım. Bu da 4'te 3 yani 3 bölü 4'te büyük D oluşuyor. Şuraya büyük B yazalım. Buraya da küçük A yazalım. O zaman bizim sonucumuz ne olur? 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3 bölü 4. Bakın kalıtımda unutmayın. Bulduğunuz sonuçları her zaman için çarpıyoruz arkadaşlar. Toplama işlemi yok. 1 kere 1 1, 1 kere 3 3. O zaman 3 bölü 4 kere 2 8. Cevabımız ne oluyor? 3 bölü 8. Yani küçük a, büyük b, büyük d fenotipinin oluşma ihtimali 3 bölü 8 oluyor. Bu tür sorular geldiğinde mutlaka böyle bir çözüm yapıyoruz. Bir süre sonra dediğim gibi artık hani alışacaksınız, kafanızdan yapmaya başlayacaksınız. Gelelim dördüncü soruya. Bakın dördüncü soru biraz daha farklı bir soru. Bağlı gen falan diyor. Bakalım. Genotipli hücrede A ile büyük B, büyük C ile pardon küçük C ile de büyük D geni bağlı ise ABCD gametinin oluşma ihtimali nedir? Crossing over gerçekleşmemiştir diyor. Gerçekleşmemişse o zaman biz bunları bağlı olarak alacağız. Bakın burada neymiş? Büyük A ile büyük B birbirine bağlı. Bakın şu birbirine bağlı. Eğer ki büyük A ile büyük B bağlıysa küçük A ile küçük B de bağlıdır arkadaşlar. Küçük C ile de D bağlıymış. Bakın küçük C ile de D bağlıymış. O zaman bunlar da birbirine bağlıdır. Şimdi bu soruyu çözerken nasıl çözeceğim? Hemen ben şekil üstünden şöyle göstereyim. Bakın büyük A ile büyük B birbirine bağlı. O zaman küçük A ile de küçük B birbirine bağlı olur. Daha sonra C ile D'ye gelelim. Yine C ile büyük D birbirine bağlıysa C ile küçük D de arkadaşlar birbirine bağlı olur. Yani bu bizim bir hücremizin içerisinde bulunan kromozomlarımız. Şimdi bize diyor ki büyük A, büyük B, C ve D gametlerinin oluşma ihtimali, gametinin oluşma ihtimali nedir? Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Bakın bağlı olduğu için bunları birlikte sayıyoruz. Arkadaşlar şu ikisi, bakın şu A ile B şöyle bir gamet yapar ya da şöyle bir gen diye düşünelim. Bunu da ayrı bir gen diye düşünelim. Hemen gametlerini bulalım. Bakın gametlerimiz nedir? Ya büyük AB gameti gelir ya da küçük AB gameti gelir. Şuraya baktığımızda küçük C büyük D gameti ya da küçük C küçük D gameti gelir. Bunları çaprazladığımız zaman 2 buradan, 2 de buradan geldiği için 2 çarpı 2'den eşittir 4. Bize neyi soruyor? Oluşma ihtimali. Bakın bunu kesirli olarak yazacaksınız. Yani oluşma ihtimali neymiş? 1 bölü 4'müş. Peki hocam biz bunu kısa yoldan nasıl yapacağız? Bakın bu hani oldukça karmaşık ve uzun yolu. Hemen kısa yolunu gösteriyorum size. İkinci yol. İkinci yolumuz şöyle. Şimdi A ile B birbirine bağlı ya. A ile B'yi ben farklı bir kalemle yazayım hatta yine. Şu yeşille yapalım. Arkadaşlar A ile B'yi birlikte düşünüp, evet A ile B'yi birlikte düşünüp ona farklı bir harf veriyorum. Ne verelim? Mesela büyük K küçük K diyelim. Daha sonra C ile D'yi birlikte düşünüp harf verelim. Buna da ne diyelim? Büyük N küçük N diyelim. O zaman bizim genotipimiz ne oldu? Büyük K küçük K, büyük N küçük N oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık işimiz kolay. Burada hemen formülümüzü kullanıyoruz. 1 bölü 2 üzeri n formülüydü. 1 bölü 2 üzeri kaç tane heterozigot var? 2 tane. 1, 2. O zaman 2 üzeri 2'den 1 bölü ne olur? 4 olur cevabımız. İşte uzun yoldan yapmaktansa yine böyle kısa yoldan yapabilirsiniz. Gelelim 5. sorumuza. Genotiple iki bireyin çaprazlanması sonucu ABC fenotipli dişi bireyin meydana gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar yine A'ları, B'leri, C'leri kendi arasında çaprazlayacağız. Bunların sonuçlarını çarpacağız. Ama dikkat edin burada bir de dişi bireyi de katmış. O zaman bunun oluşma ihtimalini de katacağız. Bir yavrunun
Dişi ya da erkek olma ihtimali nedir? Her zaman için 1 bölü 2'dir. Yani bulduğumuz sonuca 1 bölü 2'yi de ekleyeceğiz. Yani çarpacağız aslında. O zaman yine a'ları kendi arasında çaprazlayalım. Çarpı büyük a küçük a. Hemen yazıyorum bakın. Hiç tekrardan böyle çubuk uzatmama gerek yok. Ne olur? Büyük a büyük a. Büyük a küçük a 2 tane. Küçük a küçük a. B'leri çaprazlayalım. Çaprazlıyorum. Yine bunu bir taneymiş gibi görüyorum. Ne olur? Büyük B, küçük B, küçük B, küçük B oldu. Çaprazladık. C'leri çaprazlayalım arkadaşlar. Burada da yine bir taneymiş gibi görüyorum. Büyük C, küçük C, küçük C, küçük C oldu. Bize neyi soruyor? Hepsinin büyük olduğu A, B, C'yi soruyor. Şimdi buradan büyük A fenotipinin gelme ihtimali ne olur? Bakın 3 tanesi büyük A olanları aldım. 3 bölü 4. Daha sonra buradan büyük B'yi soruyor bize. Büyük B'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Yine büyük C'yi sormuş. Büyük C'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Bize ne diyor? ABC fenotiple dişi. Hem ABC olacak hem de dişi olacak. A'nın gelme ihtimali 3 bölü 4. B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. C'nin gelme ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2. Bir de dişi gelme ihtimali vardı 1 bölü 2. Çarptığımız zaman sonucumuz ne olur? 4 kere 2 8. Pardon görünmüyormuş. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 ile 2 çarptığımız zaman ise 32 olur. Cevabımız 3 bölü 32 olarak sonuçlanıyor. Evet, bu soru da bu şekilde. Gelelim bir sonraki sorumuza. 6. soru. Diyor ki genotipli bir canlı en az ve en fazla kaç çeşit gamet oluşturur? Burada genler bağlıymış arkadaşlar bakın. Bir en azını soruyor bize bir de en fazlasını. Şimdi genler birbirine bağlıysa hemen ne yapıyorum? Bakın kısa yoldan yapacağız yine. Bu gameti genotipi buraya yazayım daha kolay işlem yapalım üstünde. Büyük E küçük E. Şimdi hangileri bağlıymış? A ile B bağlıymış. A ile küçük B. O zaman ben hemen şöyle yapıyorum bakın. Şunu birbirine bağladım ve buna yeni bir harf veriyorum. Büyük K, küçük K verdim. D ile de E bağlıymış arkadaşlar. Hemen bunları da bir araya bağladım ve buna da büyük N, küçük N verdim. O zaman bizim genotipimiz ne oldu? Büyük K, küçük K, büyük C, küçük C, büyük N, küçük N. Eğer ki crossing over yok derse, bakın burada hem en az hem de en fazlayı soruyor biz. O zaman ben şunu şöyle ikiye ayırıyorum. İkiye ayırdım. En az dedim. En fazla dedim. En az demesinin sebebi crossing over'ın olmadığı. Bakın burada crossing over yok. En fazla dediğinde ise crossing over var demektir. Çünkü crossing over var olduğunda genler bağımsızmış gibi düşünüyoruz. Hepsini ayrı ayrı hesaplıyoruz. Şimdi crossing over yoksa yani parça değişimi yok. O zaman şunları kullanacağım. Büyük K, küçük K, büyük C, küçük C, büyük N, küçük N. O zaman yazıyorum. Küçük N, büyük N, küçük N. Bizim formülümüz neydi? Bakın 2 üzeri N formülüydü. Kaç tane heterozigot var? 3 tane. O zaman 2 üzeri 3'ten ne olur cevabımız? 8 olur. Evet, bu crossing over yokken. Peki crossing over varken nasıl düşüneceğiz? Crossing over varken hiçbir şekilde K'yı N'yi katmıyorsunuz. Direkt oradaki heterozigotları sayıyoruz. O zaman crossing over varken biz bu genotipi kullanacağız. Büyük D, küçük D, büyük E, küçük E. Evet, direkt bunu kullanacağız arkadaşlar. Yine 2 üzeri N formülü. Kaç tane heterozigot var? 3, 4 tane heterozigot. 2 üzeri 4'ten kaç çeşit oluşuyor? 16. Crossing over yoksa 16 tane, crossing over varsa 8 tane oluşuyor. Evet, bu sorumuz da böyleydi. Gelelim 7. soruya. Bu sorular artık arkadaşlar sözel olan sorularımız. Diyor ki heterozigot kahverengi gözlü bir kadın ile homozigot kahverengi gözlü erkek bireyin 3. çocuklarının kahverengi gözlü olma ihtimali nedir? Kahverengi göz mavi göze baskınmış. Şimdi bakın baskın olduğu için kahverengiye büyük K harfini veriyorum. Maviye de küçük K harfini veriyorum. Heterozigot kahverengi. Şimdi heterozigot ne demekti? Bir büyük bir küçük gelecek. O zaman babayı ne yapıyoruz? Pardon anneyi. Bir büyük bir küçük yaptık. Çarpı dedim. Homozigot kahverengi gözlü erkek birey.
Homozigot ne demek? İkisi de aynı büyüklükte olacak. O zaman büyük K, büyük K yaptık. Şimdi çaprazlayalım. Hemen çaprazlıyorum. Bunu yine bir tane K olarak görüyorum. Büyük K, büyük K, büyük K, küçük K. Oluşan bireylerin tamamı, yani %100'ü ne oldu? Kahverengi gözlü oldu. Bize neyi soruyor? Üçüncü çocuklarının kahverengi gözlü olma ihtimali. Burada üçüncü çocuk, ikinci çocuk fark etmez arkadaşlar. Tüm çocukları ne olur? Kahverengi olur. O zaman cevabımız ne olacak? %100 kahverengi olacak. Evet, cevabımız bu şekilde. Gelelim 8. soruya. Diyor ki, homozigot esmer ve kahverengi gözlü bir anne ile sarışın mavi gözlü bir babanın F2 dölünde sarışın ve mavi gözlü erkek torunlarının olma ihtimali nedir? Arkadaşlar, şimdi biz ilk önce bir F1 dölünü bulacağız. Daha sonra da F2 dölünü bulacağız. Şimdi F1 dölünü nasıl buluyoruz? Anne ile babayı çaprazlıyoruz. Bu arada neymiş? Esmerlik sarışınlığa basmış. Ben kısa yoldan olsun diye direkt böyle büyüktür olarak gösterdim. Baskınlık işaretidir bu. O zaman esmerliğe büyük A veriyorsak sarışınlığa küçük A'yı vereceğiz. Kahverengi de maviye baskınmış. O zaman kahverengiye büyük B, maviye de küçük B'yi verelim. Homozigot esmer kahverengi. Şimdi homozigot esmer diyorsa büyük A büyük A. Kahverengi diyorsa büyük B büyük B. Çarpı ne olur? Sarışın mavi gözlü bir baba. Sarışın küçük A küçük A olacak. Mavi gözlü küçük B küçük B olacak. Ben bunları çaprazladığım zaman F1 dölüm ne olur? Bakın büyük A'yı alır. Buradan da küçük A'yı alır. Buradan büyük B'yi alır. Buradan da küçük B'yi alır. Bakın F1 dölümümüz bu şekilde oldu. Bize neyi soruyor? F2 dölünü soruyor. F2 dölünü bulabilmek için ne yapıyorduk? F1 çarpı F1 yapıyoruz arkadaşlar. Yani çaprazlıyoruz. Bu da ne demektir? Yani büyük A küçük A, büyük B küçük B çarpı büyük A küçük A, büyük B küçük B. Çaprazlıyoruz. Her zaman için kendi aralarında çaprazlıyoruz dediğim gibi. Hemen çaprazlayalım. A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında çaprazlayayım. Zaten dediğim gibi bir süre sonra artık bunları ezbere yazacaksınız. Ne olur? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. B'leri çaprazlayalım. Ne olur? Büyük B büyük B, büyük B küçük B, küçük B küçük B. Yaptık. Bize neyi soruyor? Şimdi bunların oranlarını da yazalım isterseniz. Şunlar nedir? Esmerdir değil mi? 3 bölü 4 esmer. 1 bölü 4 ise nedir arkadaşlar? Sarışın. Şuraya geldiğim zaman göz rengine bakıyorum. 3 bölü 4 kahverengi gözlü. 1 bölü 4 de mavi gözlü. Bize neyi soruyor? Sarışın mavi gözlü erkek torunlarını soruyor. Şimdi bakıyorum. Sarışın olma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. Yine farklı bir renkle yapayım onu. Sarışın mavi gözlü erkek. 1 bölü 4 sarışın olma ihtimali. Mavi gözlü olma ihtimali yine 1 bölü 4. Bize bir de erkek olma ihtimalini soruyor. Erkek olma ihtimali nedir her zaman? 1 bölü 2'dir. O zaman cevabımız ne olur? 1 bölü 32 olur. Yani 32 çocukta bir tanesi mavi gözlü sarışın olabilirmiş. Cevabımız bu şekilde. Geçelim bir sonraki sorumuza. 9. soru. Diyor ki uzun boylu esmer bir baba ile kısa boylu sarışın bir annenin ilk çocukları kısa boylu ve sarışın olduğuna göre ikinci çocuklarının uzun boylu sarışın ve erkek olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar soruyu okuduktan sonra tekrardan başlıyorum. Bakın uzun boy kısa boya baskınmış. Biraz yakınlaştırdım daha iyi görünsün diye baştan yapmam gerekirdi aslında ama. Uzun boy kısa boya baskınmış arkadaşlar. Uzun boya büyük A, kısa boya ne veriyoruz? Küçük A. Esmerlik sarışına baskınmış. O zaman esmerliğe büyük E, sarışına da küçük E'yi verelim. Diyor ki uzun boylu esmer bir baba. Şimdi uzun boylu esmer. Uzununu anladık. Büyük A, bir de esmermiş büyük E. Peki ben bunların yanında büyük A mı büyük E mi var mı bilmiyorum. Büyük A küçük A da olabilir. Büyük E büyük E de olabilir. Yani bunu bilmiyorum. O zaman bunu yazdık. Şöyle dursun. Anneye bakıyoruz. Kısa boylu sarışın. Kısa boy nedir? Küçük A küçük A. Sarışın nedir?
Küçük e, küçük e. Bunların ilk çocukları kısa boylu ve sarışın olmuş. O zaman birinci çocuk yazıyorum. Birinci çocuk kısa boylu sarışın. O zaman küçük a küçük a küçük e küçük e olmuş. Evet, işte bu bizi babanın genotipine gönderecek arkadaşlar. Hemen küçük a'ların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Annesinden. Diğerini kimden alacak? Babasından. O zaman şuraya küçük a'yı yazdım. Küçük e'lerin yan yana gelmesi için birini annesinden aldı. Diğerini kimden alacak? Babasından. Evet. Ben neyi buldum? Babayla annenin genotipini bulmuş oldum. Bize şimdi neyi soruyor? İkinci çocuklarının uzun boylu sarışın ve erkek olma ihtimalini soruyor. Hemen a'ları e'leri kendi arasında çaprazlayalım. E'leri de aynı şekilde yazıyorum. Çaprazlayalım ne olur? Büyük a, küçük a, küçük a, küçük a. Büyük e, küçük e, küçük e, küçük e. Bakın şuraya baktığımızda 1 bölü 2 uzun, 1 bölü 2 kısa. 1 bölü 2 esmer, 1 bölü 2 arkadaşlar sarışın. Bize neyi soruyor? Uzun boylu sarışın. Bakın uzun boylu olma ihtimali nedir? 1 bölü 2. Sarışın olma ihtimali nedir? 1 bölü 2. Bir de burada erkek olma ihtimalini sormuş. O zaman bir de erkek olma ihtimalini katıyorum. Cevabımız ne olur? 1 bölü 8 olur. Hani bulmaca çözmek gibi aslında kalıtım sorusu çözmek. O yüzden oldukça eğlenceli geliyor bana. Umarım size de öyle geliyordur. Evet, son sorumuzu da çözelim. Videoyu burada bitirelim. Diyor ki, mavi gözlü kahverengi saçlı bir kadın ile kahverengi gözlü sarı saçlı bir erkek. Şimdi hemen yapıyorum arkadaşlar. İlk önce alt tarafa bakıyorum. Kahverengi maviye bastım. O zaman kahverengiye A, maviye de küçük A'yı verelim. Kahverengi saçlı, sarı saçlı. O zaman kahverengi saçlıya büyük B'yi verelim. Sarı saçlıya da küçük B'yi verelim. Mavi gözlü kahverengi saçlı. Bakıyorum. Mavi gözlülük nedir? Küçük A, küçük A. Kahverengi saçlılık nedir arkadaşlar? Büyük B. Ama şu yanındakini bilmiyorum. Büyük B, büyük B de olabilir. Büyük B, küçük B de olabilir. Anneyi bulduk. Babaya gelelim. Kahverengi gözlü sarı saçlı. Şimdi kahverengi gözlü büyük A var. Ama yanındakini bilmiyoruz. Yanında büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Ve neymiş? Sarışınmış arkadaşlar. Erkek sarı saçlı diyor. O zaman sarı saçlı olduğu için küçük B, küçük B'yi yazdık. Şimdi benim B'nin ve A'nın yerini doldurmam lazım. Bunun için çocuklara bakıyorum. Birinci çocuk, bakın birinci kız çocuğu kahverengi gözlü ve kahverengi saçlı olmuş. Birinci kız çocuk. Birinci çocuk yazalım. Kızı olduğu önemli değil. Kahverengi gözlüymüş, yani büyük A'ymış. Yanındakini bilemeyiz. Geliyoruz. Bir de neymiş? Kahverengi saçlıymış. Kahverengi saçlı olduğu için de büyük B yazdım. Yine yanındakini bilmiyorum. Dolduracağım daha sonra. İkinci çocuk neymiş arkadaşlar? İkinci çocuk da mavi gözlü sarı saçlıymış. Bakın mavi gözlü küçük A küçük A. Küçük B küçük B sarı saçlı olduğu için. Zaten direkt bizi ikinci çocuk anne ve babanın genotipine götürecek. Hemen yazıyorum bakın. Küçük A'ların yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Birini kimden alacak? Anneden. O zaman burayı doldurdum. Küçük B'lerin yan yana gelmesi için birini anneden aldı. Diğerini kimden alacak? Babadan. Burayı da doldurdum. Ben genotipleri buldum. Şimdi çaprazlama yaparak bize üçüncü çocuğun cevabını bulalım. A'ları kendi arasında, yine B'leri kendi arasında çaprazlıyoruz. Hani direkt aslında yazsak da olur ama ben daha iyi anlayın diye teker teker yazıyorum. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Büyük B, küçük B, küçük B, küçük B yazdım. Şimdi buradan hemen bize neyi sorduğuna bakalım. Üçüncü çocuğun mavi gözlü sarı saçlı erkek olma ihtimali. Bakın hem mavi olacak, hem sarı saçlı olacak, hem de erkek olacak. Mavi gözlü olma ihtimali nedir? Bakın şurası mavi göz. 1 bölü 2'dir değil mi? 1 bölü 2 çarpı. Sarı saçlı olma ihtimali nedir? Bakın küçük B. 1 bölü 2. Erkek olma ihtimali zaten 1 bölü 2. O zaman cevabımız ne oldu? 1 bölü 8 oldu. Evet, böylece kalıtımla ilgili 10 tane soru çözmüş olduk. Arkadaşlar bu sorular sadece gamet bulma, monohibrit ve dihibrit çaprazlama ile ilgili sorularımızdı.
Bir dahaki soru çözüm videosunda ise soy ağaçları ve kan grupları ile ilgili soru çözeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.